Sevgili dostlarım sizleri bir kez daha uyarayım. Bakın çok ucuza birleri dolar topluyor. Bir kez bunun altını çizmek istiyorum. 5.60-5.70 aralığından sürekli olarak birlerinin dolar topladığını ve aynı zamanda da 100.000'in üzerindeki borsadan sürekli olarak birlerinin kağıtları küçük yatırımcıya aktardığını net bir şekilde görüyoruz bu kadar olumsuz haberlere rağmen bu kadar sıkıntılı bir duruma rağmen Türkiye'nin kredi notunun sürekli düşürülmesine rağmen Türkiye'deki bankaların kredi notunun düşürülmesine rağmen eğer ki bir borsa yükseliyor ise ve o ülkede dolar gevşemeye devam ediyor ya da şu anki gördüğünüz seviyelerde durmaya devam ediyor ise ortada farklı bir durum vardır. Türkiye'de de şu anda farklı bir durum var özellikle finansal piyasalarda. sevgili dostlarım bugün Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdükten sonra 14 bankanın da kredi notunu düşürdü. Bunların ikisi kamu bankası, 12'si özel banka ve tüm bu bankaların hepsi borsada işlem görüyor ve borsayı etkileyebilecek bankalar sevgili dostlarım. 14 bankanın hiçbirinin hisselerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmadı. Diğer taraftan dolar 5.60-5.70 aralığına sıkıştı. Bu kadar olumsuz gelişmeye rağmen hem hisse senedi piyasası hem de para piyasası durma noktasına geldiyse bunu oturup iyice düşünmek gerekiyor. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıyayız? Hiçbir veri akışı yok mu? Ya da ülkedeki her şey stabil mi gidiyor? Uluslararası piyasalardan gelen haberler hep olumlu mu? Ya da Aslına bakarsanız dünyadaki gelişmeler de mi stabil? Bütün bunları iyi test etmek, iyi okumak, iyi düşünmek gerekiyor sevgili dostlarım. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Gördüğüm kadarıyla sevgili dostlarım finansal piyasalar artık her türlü bahaneyi kendilerine üretmeye çalışıyorlar. Bakın üretmeye çalışıyorlar diyorum. Gerektiği takdirde yalan haberler piyasada dolaşıyor ve bu yalan haberleri de Doğruymuş gibi algılamayı tercih ediyor finansal piyasalar. Evet, büyük oyuncuların büyük bir tezgah var şu anda ve bu tezgah küçük oyunculara kurulmuş durumda her zaman olduğu gibi. Küçük yatırımcıysanız, elinizdeki 3-5 kuruşla kenara para atıp Bununla döviz alıp bununla hisse senedi alıp önümüzdeki süreçte kendinizi güvenceye almak istiyorsanız ya da 3-5 kuruş para kazanmak istiyorsanız bu parayı sizin elinizden zararla almak isteyen çakallar piyasada dolaşıyorlar bunun öncelikle bilgisini vermek isterim sizlere. 5.64 5.65 aralığında gidip geliyor dolar kuru şu anda. 5.70 seviyesindeydi. Hatta 5.72 seviyelerine gelmişti. Piyasaya gelen bir yalan haberle birlikte hızlı bir şekilde 5.60 seviyesine kadar gevşedi dolar ve haberin yalan olduğunun yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla birlikte de 5.64 seviyesinde kendisini sabitledi. Peki tekrar neden yükselmiyor? Çünkü Doların yükselmemesini isteyen o kadar çok var ki sevgili dostlar. Bunlardan önemli bir kısmı büyük yabancı yatırımcılar, önemli bir kısmı yerli spekülatörler ve bunlar doların bu seviyelerde kalmasını sizlerin de doların artık yükseleceğine olan inancınızın tamamen ortadan kalkmasını bekliyorlar. Sizler doları ellerinizden çıkarttığınız sürece de bunlar uygun fiyatlarla ucuz doları toplayarak kendilerine portföy oluşturuyorlar. Herkes şunu görüyor sevgili dostlarım. Bakın 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ve büyük ihtimalle Merkez Bankası faiz kararında ciddi bir faiz indirimine gidecek. Şu anda bile medyanda yani ortalamada Piyasanın genel beklentisi 250 bas puanlık bir faiz indirimi. Arka planda konuşulan genel beklenti ise 450-500 bas puan civarında sevgili dostlarım. Yani sert bir faiz indirimi bekleniyor Merkez Bankası'ndan. 31 Temmuz'da Fed'in de bir faiz indirim kararı olabilir. Ancak genel itibariyle oradaki tablo değişiyor. FED ya faiz indirmeyecek ya da beklenenin çok altında bir faiz indirimine gidecek. Bu da Piyasada o çok olumlu beklentinin epey altında olacak. Yaklaşık 10 yıldır Fed faiz indirimi gerçekleştirmiyor. Bu nedenle önemli tabii Fed'in faiz indirmesi ama Amerika'daki enflasyon yükselişi, Amerika'daki istihdam verileri göz önüne alındığı zaman da Fed'in faiz indirmesi öyle çok da olası görülmüyor. En azından yüksek bir faiz indirimi beklememek gerekiyor. Bu dönemde yapılacak 25 ya da 50 bas puanlık faiz indirimi sonrasında da belki yıl sonuna kadar ikinci bir faiz indirimi de gelmeyecek sevgili dostlarım. Dolayısıyla gözler esasen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üzerinde ve burada sert bir faiz indiriminin dolar üzerinde ciddi etkileri olacağını bütün yatırımcılar biliyor ve görüyor. Özellikle büyük yatırımcılar. Ve buna uygun pozisyon alıyorlar. Piyasadaki doları toplamaya çalışıyorlar. Evet piyasada ne kadar dolar varsa bunları toplayıp kenara istifliyorlar sevgili dostlarım. Ne zamana kadar? 25 Temmuz'a kadar. Çünkü 25 Temmuz'da gelecek sert faiz indirimi onların dolardan ciddi kar elde etmelerinde beraberinde getirecek. Bu arada 31 Temmuz'da uzun zamandır konuşulmayan önemli bir konu daha var. Önemli bir ayrıntı daha var. Sadece Fed'in faiz indirimi yok sevgili dostlarım. Büyük ihtimalle Amerikan yaptırımları bu S-400'lerle ilgili Amerikan yaptırımları da 31 Temmuz'da açıklanacak. Katsa yaptırımları 31 Temmuz'da açıklanacak sevgili dostlarım. Bu nedenle 31 Temmuz kritik bir tarih. Amerika'dan gelecek katsa yaptırımları açıklaması da büyük ihtimalle bu dönemde toplanan doların yükseltilmesi için iyi bir bahane olarak kullanılacak. Bir anda dolardaki sert yükselişleri görebiliriz arka arkaya. Bütün olumlu haberlerin dahi olumsuz haber gibi kullanılıp doların yukarıya fırlatılması için elden gelinen her şeyin yapıldığını görebiliriz. Sadece Temmuz'la sınırlı değil, Ağustos ve Eylül aylarında da Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi yoğunlaşacaktır. Bu beklenti de yine doların yukarı hareketini destekleyecektir. İşte bu sebeple sevgili dostlarım 5.60 5.70 aralığından toplanabilecek bütün dolarlar birileri tarafından toplanıyor. Bunların önemli bir kısmının da yabancı olduğunu lütfen unutmayın. Dönelim bir de borsaya. Borsada da tablo farklı değil. Borsada da 100 binin üzerindeki bir borsa insanlara alıştırılıyor. Ve 130, 140, 150 bin puan hedefleri konuluyor. Sanki borsa buralara gidecekmiş gibi gösterilerek küçük yatırımcılara hisse senetleri veriliyor. Pahalı fiyatlarla, yüksek fiyatlarla. Yüksek fiyatlarla hisse senedini alan küçük yatırımcının elinde büyük ihtimalle bu hisse senetleri uzun süre kalacak faizdeki indirimle birlikte gelen dolardaki yukarıya doğru hareketlilik borsadaki sert düşüşleri tetikleyecektir. Bakın bunu unutmayın. Faiz indirimiyle birlikte bankacılık sisteminde karlılığın azalması ya da en azından piyasada bunun konuşulmasıyla birlikte banka hisselerinde yoğun satış baskısı gelebilir. Bugüne kadar borsayı yukarıya doğru götüren hisse senetleri zaten bankacılık hisseleriydi. Bankacılık hisselerindeki satışlar bu kez borsanın tam tersi hareket etmesini beraberinde getirecek. 60 binli seviyeler ilk etapta borsada görülebilir. Tekrar 80 bin, 80 binin kırılmasıyla birlikte 60 binli seviyeler gözlemlenebilir sevgili dostlarım. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde muhtemelen borsada çok sert satışlar, dolarda çok sert yükselişler ve buna uygun bahaneler göreceğiz sürekli olarak. Borsanın düşmesi, doların yükselmesi zaten kaçınılmaz bir durum sevgili dostlarım. Çünkü bütün ekonomik veriler ve uluslararası veriler aslında finans sistemin şu anki halinin yanlış bir noktada olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Sadece şu anda yapılan döviz uygun fiyatlarla toplamak ve borsadaki malı yüksek fiyatlarla küçük yatırımcıya geçirmek. Bunu yaparlarsa ancak borsadan çok daha rahat bir şekilde çıkabilecekler. Düşük maliyetli doları yukarıya fırlatarak istedikleri gibi kar elde edebilecekler. Temmuzun sonu, Ağustos'un başı çok sıcak geçecek. Bunu sizlere aylardır söylüyorum ve söylemeye devam ediyorum. Ve küçük yatırımcı olan dostlarımı buradan bir kez daha uyarıyorum. Büyük yatırımcıların oyuncağı olmayın. Çok yakın zaman içerisinde bu söylediklerimin teker teker çıkmaya başladığını göreceksiniz. Birileri şu anda sizin kafanızı karıştırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Ya dolar daha fazla yükselmez. Dolar 5 liraya gider, 3 liraya gider, 2 liraya gider diyecekler. Doların genel trendine baktığınız zaman yıllar içerisinde sürekli yükselen bir dolar kuru olduğunu zaten görüyorsunuz. Borsanın tepe noktalarda olduğunu ve borsanın yükselmesi için hiçbir neden olmadığını görüyorsunuz. Reel sektör büyük bir dar boğazda. Kamu sektörü 1.2 trilyonluk bir borç batağı içerisinde. Keza özel sektörde özellikle inşaat ve enerji alanında yine neredeyse 500 milyar liralık bir borç batağı içerisinde. Borsada kote olan şirketlerin pek çoğu ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bankacılık sistemini tehdit eden bir batık kredi ortamı söz konusu. Uluslararası piyasalardaki gelişmelere bakıyorsunuz. Sürekli Türkiye aleyhine finans piyasalarını ve ekonomiyi bozabilecek haberler bizi bekliyor. Tüm bu ortamda sevgili dostlarım doların düşmesi, borsanın yükselmesi için inanın hiçbir sebep yok. Bugün borsanın yükselmesinin tek ama tek sebebi bir gelgel gel ortamının yaratılması. Küçük yatırımcıya gelgel gel denilmesi sevgili dostlarım. 200 milyar dolarlık bir dolar mevduatı üzerinde oturan küçük yatırımcının elindeki doları ucuza kapatabilmek sevgili dostlarım. Israrla bunu söylüyorum sizlere. Lütfen dikkatli olun. Lütfen bütün haberleri iyi okuyun. Size verilen her haberin doğru olduğuna inanmayın. Uluslararası kaynaklardan geliyorsa o uluslararası kaynakları da çek edin. Panikle davranmayın. Sakin olmaya çalışın sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın.